Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası kitabımızın çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki hocam, nerede kaldık? Hatırlatır mısın? Hemen hatırlatalım. 52 ve 53. sayfaların çözümlerini yapacağız bugün sizlerle birlikte. Dilerseniz ilk sorumuzla vakit kaybetmeyelim arkadaşlarım ve başlayalım. Aşağıda eşit aralıklarla bölmelendirilmiş sayı doğrusu üzerinde bazı gerçel sayıların yeri harflerle gösterilmiş. Bu sayı doğrusunda başlangıç noktası hangisi seçilirse T ve U harflerine karşılık gelen gerçel sayıların mutlak değerleri birbirine eşit olur. Sayıların mutlak değerleri birbirlerine eşitse bu sayılar sıfıra göre simetriktir sayı doğrusunda arkadaşlarım. Başlangıç noktasına göre simetriktir. T ve U harflerinin simetrik olmasını istiyorsa bunların tam ortasındaki S'ye 0 demek zorundayız. Dolayısıyla cevabımız C'ydi. Devam edelim ikinci sorumuzla. A bir doğal sayı olmak üzere şu ifade mutlak değeri A olan iki tam sayı arasında kalan tam sayıların adetine eşittir. Örnek veriyoruz. İşte 3, 4, 3 arkadaşlar karenin içerisine alınca bize diyor ki mutlak değeri 3 olan sayılar eksi 3 ile 3'tür. Bunun arasında eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 kalır. Ve toplamda 5 tane burada tam sayı olduğu için cevap 5 olarak karşımıza çıkacaktır diyor bize. Şimdi eşitliğini sağlayan x doğal sayısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlarım, eğer burası 2 olmuş olsaydı cevap 3 olacaktı. Eğer 1 olmuş olsaydı cevap 1 olacaktı. Çünkü eksi 1 ile 1 arasında sadece 0 var. Eksi 2 ile 2 aralığında eksi 1, 0 ve 1 var. Demek ki bu şekilde düşüneceğiz. Ve bunu da bulmanın, formülüze etmenin bir yolu var mı? Var. Şöyle diyorsunuz. 2'nin 1 eksiğini 2 ile çarpıp üzerine 1 ekliyorsunuz. 1'in 1 eksiğini 2 ile çarpıp 1 ekliyorsunuz. Burada da 5 çıkmış ya. 3'ün 1 eksiği 2 ile çarpıyorsunuz, 1 ekliyorsunuz. O halde arkadaşlarım, şurası nedir? 2x artı 2 çarpı x eksi 1, x'in 1 eksiğini ne 2 ile çarpıp 1 ekliyorsunuz. Burası 5'in 1 eksiğini 2 ile çarpıp 1 ekliyorsunuz. Şu kısım 10'un 1 eksiği olan 9'u 2 ile çarpıyorsunuz ve 1 ekliyorsunuz. Artı şu da de 2 çarpı 0 artı 1'dir. Birazcık düzenleyelim. 2x bakın eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelecektir. Artı 8 artı 1'den 9 olur. Eşittir. 18, 19 ve şöyle 20 yapar arkadaşlar. 9'dan 1 çıkarsa 2x eşittir. Burada 8 kalır. 8'i karşıya atarsanız 12. Demek ki x kaç gelecekmiş? 6. Bize zaten x sorulmuştu. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim 3'e. B negatif ve A pozitif. A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerine eşitse demek ki bunlar simetrik sayılar. Yani A ile B simetrik arkadaşlar. 2A'dan 5B'yi çıkar demiş. A ile B simetrik ise sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz bakın. A sayısı pozitif olduğu için A eşittir. Eksi B'dir diyebiliriz. Şimdi A sayısı eksi B'ye eşitse demek ki B de eksi A'ya eşit olacak. Bakın burada 2A'mız var. 2A. Daha sonrasında B sayısı eksi A'ya eşit olacağı için eksi 5 kere eksi A'dan artı 5A gelir. Bu da eşittir 14 diyeceğiz. 7A eşittir 14 gelecektir. Buradan da A arkadaşlarım 2 gelir. Şimdi 3A eksi 2B sorulmuş ya, 3A 3 kere 2'den 6 yapar. A 2 ise B'de eksi 2'dir. Eksi 2 kere 2'den eksi 2 kere eksi 2'den de 4 olur. 6 artı 4 bize 10 cevabını verir. Doğru cevabımız Bursa'ydı. Devam ediyorum dördüncü sorumla. 3'ü hemen karşıya atabilirsiniz pozitif olduğu için. Mutlak değer x eksi 2'de 3 kere 4 12'den daha küçük olacaktır. Demek ki mutlak değeri kaldırırsak x eksi 2 sevgili arkadaşlarım 12'den daha küçük ve eksi 12'den daha büyük olmak zorunda. Bu aralığa taşıyorduk biliyorsunuz mutlak değeri kaldırınca. Eksi 2'yi yok etmek için her 3'üne de 2 eklemem gerekiyor. Eksi 10 küçüktür x, bu da küçüktür 14. Şimdi burada x'in alabileceği en büyük değer 13, en küçük değer x'i 9. İşte bunların toplamı sorulmuş. Toplarsanız 4 cevabıyla karşılaşırsınız. Cevap C'ydi. Devam ediyorum 5. sorumla. X ve y birer gerçel sayı olmak üzere her zaman doğru olan soruluyor. Arkadaşlarım, x eksi y'nin mutlak değeri y eksi x'in mutlak değerine zaten eşitti. Örnek veriyorum, 5'in mutlak değeri eksi 5'in mutlak değerine eşit olduğu gibi bunlar birbirinin eksilisi ise
birbirlerine eşittir. Çünkü mutlak değerleri hep aynı çıkacak. Dolayısıyla birinci öncül doğru. X eksi y'nin mutlak değeri y eksi x diye de çıkabilirdi. İlla x eksi y diye çıkmak zorunda değil. X eksi y'nin mutlak değeri gördüğünüz gibi y eksi x gibi de çıkabilir dedik ama burada da 3. öncül içinde x eksi y de çıkabilirdi. Dolayısıyla bu da her zaman doğru değildir. Cevabımız A seçeneğindeki yalnız 1 olacaktı. 6. soru. A ve B gerçel sayıları için bunun mutlak değeri şuradaki mutlak değerin eksilisine eşitse demiş. Şu ifadenin değeri kaçtır? Örnek olarak arkadaşlarım. Şimdi burası mutlak değerli olacak. Yani en iyi ihtimalle sıfırdır. Yani negatif olamaz. Tamam. Negatif olamıyorsa buradaki negatifin işi ne? Burası da pozitifse örnek veriyorum. Demek ki tek bir ihtimal var. O da şu. Bu tarafta sıfır. Şurası da sıfır ki eksi sıfır da sıfıra eşit olsun. Madem öyle 2a artı 3b 6 olsun ki şurası 6'dan 6 çıkıp 0 olsun. A eksi 2B'de arkadaşlarım eksi 11 olsun ki eksi 11 artı 11'den bakın şurasını eksi 11 seçelim ki eksi 11 artı 11'den cevap 0 olsun. Şimdi 2A artı 3B eşittir 6 olduğunu ve A eksi 2B'nin eksi 11 olduğunu gördük. A eşittir 2B eksi 11'de diyebiliriz tabii ki burada. Madem öyle şurada A gördüğümüz yere 2B eksi 11 yazalım. 2 parantezinde 2B eksi 11 artı 3B'miz var eşittir 6'ymış. Tabi burada yok etme metodunu da kullanabilirdiniz. Ben şu an yerine koyma metoduyla çözüyorum. Bakın şurada 4B'miz var. 3B'de burada 7B. Şurada da eksi 22 var. Eksi 22'yi karşıya atarsanız 28 gelecektir. B buradan 4 gelir. B 4 ise 2 çarpı 4 8 yapar. 8'den 11'i çıkardınız. Eksi 3 gelir A sayısı da. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 4'ün mutlak değeri 4. Eksi 3'ten 4'ü çıkardınız. Eksi 7. Eksi 7'nin mutlak değeri var. 3 ile 4'ü topladınız. 7. Bu da 7 yapar. 7 artı 7'den doğru cevap Adana seçeneğindeki 14 gelir. 7. soru. M 0'dan farklı olmak üzere 6M eksi 9N'nin mutlak değeri ifadesinin alabileceği en küçük değer için. Şimdi bu ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dır. Doğal olarak da 6M eksi 9N eşittir 0 derseniz buradan 6M eşittir 9N'yi yakalarsınız. 3 ile sadeleştirdiğiniz vakit 2M eşittir 3N gelecektir. Ve burada sevgili arkadaşlarım artık şunu söyleyebiliriz ki ben M sayısını 3K, N sayısını da 2K seçersem bunlar 6K'ya 6K birbirine eşit olur. Şurada da M gördüğümüz yere 3K, N gördüğümüz yere 2K yazalım. 3K artı 2K bölü 3K eksi 2K derseniz üst taraf 5K yapar, alt taraf K yapar. 5K'yı K'ya böldüğünüz takdirde de elinizde 5 kalır. Doğal olarak da cevabımız C seçeneğinde verilmiş deriz. 8. soru. Bu denklemin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Bakın 2x artı 7'yi bir x artı 2'ye eşitleyeceğiz. Bir de 2x artı 7'yi eksi x eksi 2'ye eşitleyeceğiz, tamam mı? Arkadaşlarım şimdi burada x'i bu tarafa gönderirseniz x eşittir eksi 5 yapar. Eksi x'i bu tarafa gönderirseniz 3x eşittir. 7'yi karşıya attınız eksi 9 yapar. X de buradan eksi 3 gelir. Şimdi burada bir eksi 5, tamam mı? Bir eksi 5. Bir de eksi 3 var ama şıklarda hiçbiri yok gördüğünüz üzere. Şöyle diyeceğiz. Eksi 5 ve eksi 3 için ikisini de yerine yazın bakalım. Mesela eksi 5'i yazarsanız burası eksi 3. Eksi 3'ü yazarsanız burası eksi 1 gelir. Ve mutlak değerli bir ifadenin sonucu iki türlü de negatif çıkmış olur. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Doğal olarak bu x'ler bu denklemi asla ama asla sağlamayacak. Dolayısıyla da cevabımız boş küme olacak. 53. sayfamızdayız. 9. sorumuz. Şimdi gençler bize demiş ki bu soruda A eksi 4'ün mutlak değeri 1'den büyük veya eşit. Yani bu ne demek biliyor musunuz? A eksi 4 büyük veya eşittir 1 veyahut A eksi 4 küçük veya eşit eksi 1 diyeceğiz. Yani bunun artılısından büyük, eksilisinden küçük olmak zorunda. O halde eksi 4'ü karşıya atarsanız A büyük veya eşittir 5 veya eksi 4'ü karşıya atarsanız A küçük veya eşit 3 olur. Ki zaten aynı cümle gençler gördüğünüz üzere nerede var? 5'ten büyük veya eşit 3'ten küçük veya eşit Edirne seçeneğinde var. Cevabımız Edirne olacaktı 9. sorumuzun. 10. soru. A, B, C sayıları vermiş. C kaçtır diye soruluyor. Öncelikle A sayısına bir bakalım. A sayısı mutlak değer dışına bir çıkarmamız gerekiyor. 2 kök 2'den 3'ü çıkarmış. 2 kök 2 demek kök 8. 3 de kök 9 demek. Hangisi daha büyük arkadaşlar? Kök 9 tabii ki. Dolayısıyla bu dışarı nasıl çıkar? 3 eksi 2 kök 2 biçiminde çıkar.
Şimdi a sayısı buysa a'yı yerine yazalım. 3 eksi 2 kök 2'den 1'i çıkarmış ve mutlak değerini almış. Ben bundan 1'i çıkarırsam 2 eksi 2 kök 2'yi bulurum. Ki 2 kök 4'tür. 2 kök 2 kök 8'dir. Dolayısıyla bu daha büyük olduğu için bu da eksiyle çarpılıp çıkacak. Yani bu sefer 2 kök 2 eksi 2 olacak b sayımız. B'yi de şurada yerine yazacağız. Yani 2'den 2 kök 2 eksi 2'yi çıkaracağız. Ve mutlak değerini alınca da c'yi bulacağız arkadaşlar. Bakın şurada eksi eksi 2'den artı 2 yapar ve şurayla beraber 4 gelir. 4 eksi 2 kök 2 kalır burada mutlak değer içinde. 4 kök 16'dır bu da kök 8'di. Dolayısıyla dışarı olduğu gibi çıkar. 4 eksi 2 kök 2 biçiminde c sayısı buymuş. Bize c kaçtır diye soruluyordu. Cevap Edirne'ydi. Devam ediyorum 11. soruyla. Yukarıdaki sayı doğrusunda boyalı bölgeye karşılık gelen gerçek sayılar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi arkadaşlarım. Şöyle diyoruz, iki tane mutlak değerle sınırlayacak bunu veyahut bir karesel sayı olarak göstermesi gerekiyor. Ki gördüğünüz üzere eksi 5 ile eksi 3 ve 3 ile 5 arası da simetrik aralıklar arkadaşlar. Şimdi iki tane mutlak değerle sınırlayacak dedik ya, bu olamaz mesela, tamam mı? Çünkü orada tek bir aralık çıkar. Mesela mutlak değer x 5'ten küçükse x kesinlikle ama kesinlikle 5 ile eksi 5 aralığındadır gibi bir şey söyleyebiliriz. Ki bu aralıkta bunu ifade etmez. Dolayısıyla bir mutlak değere daha ihtiyacımız vardı. Şimdi B şıkkına bakalım. Mutlak değer x zaten sıfırdan büyük veya eşit olduğu için şurayı görmek zorunda değiliz. Bu da bunun aynısı zaten. Dolayısıyla bu da gidiyor. C şıkkına baktığınız zaman karesi 9'da 25 aralığında olan sayılar. Şimdi karesi 9'da 25 aralığında olan sayılar ya 3 ile 5 aralığındadır ya da eksi 5 ile eksi 3 aralığındadır. Bu da zaten bizi karşılıyor. Eksi 5 ile eksi 3 ve 3 ile 5 aralığını karşılıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacaktı. 12. sorumuz. Burada gençler 3 çarpı mutlak x'i 7'yi karşıya attınız. Küçüktür. 16'dan 7 çıkardınız arkadaşlar. Ne kaldı? 9 kaldı. O halde mutlak x de doğal olarak 3'ten küçük veya eşittir. Her iki tarafı 3'e bölerseniz. Mutlak değer x'in 3'ten küçük olduğu durum x'in eksi 3 ile 3 aralığında olduğu durumdur. Ve burada eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 toplam 5 tane tam sayı vardır. 12. sorunun cevabı da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 13. soruyla. Şimdi bize 2x eksi 3 eşittir 7'dir demiş bunun mutlak değeri. O halde 2x eksi 3 diyorum eşittir 7 veyahut 2x eksi 3 eşittir eksi 7 diyoruz. Buradan arkadaşım 2x eşittir 10 gelir. Veya 2x eşittir eksi 4 gelir. Buradan da x eşittir 5 veya x eşittir eksi 2 gelecektir. Öncelikle x'in pozitif olduğunu, y'nin de pozitif olduğunu söylemiş. X pozitifse burada bulduğumuz x eşittir eksi 2'nin işi yok. Demek ki x kesinlikle ama kesinlikle 5'miş. X 5 ise şurada yerine yazın. Y eksi 4'ün mutlak değeri 5 olacakmış. Yani burada y eksi 4 artar arkadaşlar ya 5'tir. Ya da y eksi 4 eksi 5'tir. Ki buradan y eşittir ya 9 gelir ya da eksi 1 gelir. Ki y de pozitifti, dolayısıyla eksi 1'in de işi yok. Demek ki y de kesinlikle 9'muş. Bize sorulan y'ydi zaten. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiş deriz sevgili arkadaşlar. Devam ettim 14. soruyla. Mutlak değer içerisinde mutlak değer a eksi 1 eksi 6 eşittir 4 eşitliğini sağlayan a'nın alabileceği değerler toplamı. Bir kere şöyle diyeceğiz. Mutlak değer içerisinde a eksi 1'in eksi 6 ya 4'tür, mutlak değer a eksi 1 eksi 6 ya da eksi 4'tür diyeceğiz arkadaşlar. Buradan eksi 6'yı karşıya fırlatın. A eksi 1 eşittir 10. Buradaki mutlak değer a eksi 1 de eşittir 2 yapabilir. O halde a eksi 1 ya 10'dur ya da a eksi 1 eksi 10'dur. Buradan a eksi 1 ya 2'dir ya da a eksi 1 eşittir eksi 2'dir diyeceğiz. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Buradan a eşittir 11 olur. Burada eksi 9 olur. Burada 3 olur. Burada da sevgili arkadaşlar eksi 1 olur. Doğru mu? Peki madem durumlar böyle. O halde a'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. Bunu da unutmayın. 11 ile eksi 9'un toplamı 2 yapar. 3 ile eksi 1'in toplamı 2 yapar. Hepsini toplarsanız 4 cevabını bulursunuz ve değerler toplamı da karşımıza çıkmış olur. Cevabımız Denizli'ydi. 15. sorumuz. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için 2a
Eksi 4b mutlak değeri 2a'ymış ya. O zaman bu ya 2a'dır diyeceğim ya da 2a eksi 4b eşittir eksi 2a'dır diyeceğim. 2a'yı karşıya atarsanız eksi 4b 0 gelir ve buradan b eşittir 0'dır. Fakat a ve b 0'dan farklıydı. Dolayısıyla buradan çözüm gelmez. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsanız 4a eşittir 4b ile beraber a eşittir b'yi yakalarsınız. Demek ki a ile b birbirine eşitmiş. A ile B birbirine eşitse B gördüğünüz yeri A yazarsanız A artı 2A bölü A eksi 2A'nın mutlak değerini görürsünüz. Üst taraf 3A, alt taraf eksi A mutlak değeri. Yani A'ları götürürseniz eksi 3'ün mutlak değeri sorulmuş. Bize cevabımız 3 olacaktı. Yani cevap Denizli'de verilmiş arkadaşım. Geçtik son sorumuza. M sayısı eksi 3 ile 4 aralığında bir sayıymış. Eksi 3 ile 4 aralığında bir sayıdan 4 çıkarırsanız ifade negatif olacaktır. Dolayısıyla m eksi 4'ün mutlak değeri dışarı 4 eksi m diye çıkar. Bakın içeriği yazıyorum. 4 eksi m eksi 7'nin mutlak değeri oldu artık. Ve bu da eksi 3 eksi m'nin ta kendisidir. Ya da eksi m eksi 3'ün ta kendisidir. İkisi de aynı şey. Şimdi eksi m'nin değer aralığını bulalım arkadaşlar. Eksi 4 küçüktür eksi m. O da küçüktür 3 yapar biliyorsunuz. Şimdi bizim eksi m dediğimiz sayı, şuradaki eksi m sayısı %100 3'ten küçük. 3'ten küçük bir sayıdan 3 çıkarırsan negatif olur ve bu dışarı eksiyle çarpılarak çıkar. Yani m artı 3 diye çıkacaktır. Cevabımız da karşımıza geldi. Cevap Denizli'ydi arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer videoda, bir diğer testte. Mutlak değerin sevgili arkadaşlarım 54. sayfadaki 16. testiyle görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.